Ну, вы знаете, либо надо очень долго говорить. 73 yıllık hayatıma birçok şeyi sığdırdığım için çok fazla şey söyleyebilirim. Ama kısaca şöyle başlayayım. Birinci olarak bir kere kendimi 73 yaşında saymıyorum. 45 gibi hissediyorum. Ama böyle düşünen tek kişi benim galiba. Hayatımın büyük çoğunluğunu Hindistan'ı, Hint kültürünü, dinlerini, diğer kültürlerle olan etkileşim ve ilişkilerini inceleyerek geçirdim. Bunun yanında birçok sivil toplum çalışmalarına katıldım. Son zamanlarımda ise hayatımı daha çok eğitime adadım. İstikbalimizin çocuklarımızın ellerinde olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın gelişiminin onlara verebildiğimiz eğitim kadar olacağını düşünüyorum ki zaten Gülen'e olan ilgim de böyle başladı. Gülen'i nasıl tanıdınız sorusuna cevap vermek biraz güç. Neden derseniz, çünkü ben onu sadece eserleriyle, fikirleriyle, işleriyle tanıdım. Halbuki Gülen'in adını bile duymamıştım. Bazı Türk arkadaşların vesilesiyle okulları görme şansım oldu. Bu okulların velileriyle tanıştım. Türk aileleriyle tanıştım. Öğrencilerin bu okullarda nasıl okuduklarına yakından şahit oldum. Sadece Türkiye'de de değil, dünyanın birçok ülkesindeki bu okulları gördüm. Ve bir sefer bile bu kurumlarda Gülen'in adının zikredildiğini duymadım. Sadece çocukların ne kadar güzel bir eğitim aldığını, ne kadar mutlu olduklarını görmekle kalmayıp, onları 73 yaşındaki halimle kıskandım bile. Tüm bunlardan sonra anca onun yazılarıyla, makaleleriyle, kitaplarıyla tanışma fırsatım oldu. Ta ki Diyalog Avrasya platformunun verdiği bir imkanla merak ettiğimiz yönlerini Gülen'e sorma imkanı bulduk. Çevrilen az eser olması dolayısıyla da kafamızda merak ettiğimiz birçok soru vardı. Hala da sormak istediğim birçok soru var. Belki de inşallah bir gün o fırsatım olur. Birçok farklı ülkede olduğu gibi Hindistan'da bile Gülen okullarını yerinde görme imkanım oldu. Bizim orada, Rusya'da da bu okullar açıldı. Tabii ki ben kendimi bir Gülen uzmanı sayamam. Hakkında her şeyi bildiğimi de söyleyemem. Burada Arnavutluk'ta bile okumadığım kitapları gördüm. Evet, Gülen hakkında bir uzman olmasam da üzerimde büyük bir etki bıraktığını rahatlıkla söyleyebilirim. En önemlisi ise yetiştirdiği, arkasından giden o genç neslin yaptıkları hayranlık uyandırıyor. И то, что они делают, то, что делается в школах. Ну вы знаете, что я бы вообще не говорил слов философия. Bana kalırsa ben hiç Gülen'in felsefesi tabirini bile kullanmazdım. Ben Gülen'in ayrı bir felsefesi falan olduğuna da inanmıyorum. Çünkü o söylemekten ziyade hayata geçiren biri. Ayrıca filozof dediğinizde, hele doğulu filozof dediğinizde akla gelen bir mağarada oturan, bağdaş kuran, ayda bir kere yemek yiyerek dünya hakkında düşünen biri gibi algılanır. Hayır, o hayatın içinde yaşayan bir insan. Hem de batı dünyasıyla iç içe yaşayan bir insan. Okullarda gördüğümüz onun fikirlerinin birer yansıması zaten. İlkini çocuklara saygıyla yaklaşma olarak söyleyebiliriz. Sadece çocuklara da değil, kendi yaşıtları arasında da bu insanlar temsil keyfiyeti bilinciyle hareket ediyorlar. Okullarda cezalandırma problemi yok. Çocuklar kendilerini hapishanede gibi hissetmiyorlar. Bu onların dünyası. Neşeli ve renkli dünyaları.
Bu havayı iyi yakalıyorlar bu okullar. Dahası etik ve ahlaki değerlerin temeline oturtulduğu bir eğitim şekli var. Bunun da bir sunulma şekli var ki asıl burada bu eğitim sisteminin farkını görüyoruz. Bu da sözde değil, zamana yayılmış. Öğretmenlerin örnek hayatlarını çocukların benimsemesi şeklinde yansıyor ve geleceklerini oturtturacakları o şablon bu okullarda şekilleniyor. Gülen okullarının bir başka yönü ise, aslında Gülen okulları tabirini de kullanmak istemiyorum. Çünkü kendisi de bunu doğru bulmadığını söylüyor. Yani bu okulların bir özelliği ise, yetiştirdikleri öğrencileri dil bariyerinden kurtarıyor. Birkaç yabancı dil öğreterek onlara uluslararası bir iletişim kültürü kazandırıyorlar. Yabancı dillerle beraber hayata daha perspektifli bakabilme, dünyaya açılabilme, diğer kültürleri, milletleri tanıyabilme ve saygı duyabilme imkanı sunduğu gibi, pratik hayatta da daha kolay iş bulabilme ve dünyanın her yerinde yüksek lisans okuyabilme fırsatını sunmaktadır. Tabii ki burada öğretmenlerin ve hayırsever iş adamlarının rolünü de unutmamak lazım. Bana ilk defa sponsorlarımız dediklerinde kafamda düşündüğüm, böyle ceplerini doldurup taşanları da verecek yer arayan zenginler gibi düşünmüştüm. Ama bu okullarda gördüğüm ruhu o sponsorlarda da gördüm. Kendileri de böyle bir eğitim almışlar ve tek istedikleri de yeni nesillerin de böyle yetişebilmeleri. Bu yüzden varlıklarını bu yolda insan yetiştirmek için harcıyorlar. Çok ilginçtir, şunu fark ettim. Biz bu hayırsever iş adamlarını İzmir'de, Kayseri'de, Ankara'da birçok yerde tanıdık. Hiçbiri birbirini tanımıyor ama hepsi birbirine o kadar benziyor ki birbirlerinin kopyası gibiler. Bunlar 21. yüzyılın vatandaşları. Evet, kendi kültürlerine çok bağlılar ama bunlar birer dünya vatandaşı haline gelmişler. Kendi değerlerinden aldıkları güçle tüm kültürleri kucaklıyor ve onlarla evrensel değerlerde buluşuyorlar. Daha önceden de dediğim gibi, Gülen hakkında her şeyi bildiğimi iddia edemem. Ama beni tabii ki en çok eğitim alanındaki faaliyetleri etkiledi. Hem benim de ilgi alanıma girdiği için, hem de eğitimin her şeyin temelini, sadece bizim dünyamızın değil, tüm kainatın geleceğini oluşturduğunu düşünüyorum. İşte bunun içindir ki, geleceğimizi inşa edecek nesillerin nasıl yetişeceği ve bu eğitim sisteminin dünyaya neler sunduğu yönüyle daha çok dikkatimi çekti. Tabii ki İslami öğretilerin ilgisini çektiği kimseler de muhakkak vardır. Ama ben bu eğitim sisteminin nasıl tüm dünya ülkelerinde kabul gördüğü, insanlığa sunduğu yüksek değerlerle ilgileniyor ve farklı ülkeler adına olduğu gibi kendi ülkem adına da nasıl bir tarafında yer alabilirim diye gayret ediyorum. Для детей разных стран и, конечно, для детей нашей страны. Hi, buenos días. Good. Mi padre. Merhaba. Salut. Excuse me. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Rot. Juan. Ohayou gozaimasu. Mi padre. Please. Вы знаете, вопрос действительно хороший, но он сложный. Hareketin yaptıkları kadar dünyadaki gelişmelere de bağlı olan yönleri var. Bugün olduğu gibi Mısır'daki konferansımızda da yapılan sunumlarda bazı batılı katılımcılar da altını çizmişlerdi. Birçok mevzuda Müslümanların kendilerine bakan temsil sıkıntıları da var. Günümüzde İslam'ı hakkıyla dünyaya tanıtmayı başaramadılar. Terörün İslam'da yeri olmadığını dünyaya anlatamadılar. Belki anlatmaya çalıştılar ama bunu diğer kültürlerin, diğer dinlerin, ülkelerin kendi anlayacakları bir üslupla yapamadılar. Onlarla aynı dilde buluşarak, Avrupa'yı bir dille de bunu yapamadılar. İslam'ın oluşturulmaya çalışılan imajdan bambaşka bir şey olduğunu göstermek gerekiyordu. Gülen'e gelince, o sadece 11 Eylül olaylarında ilk açıklamaları yapan kişi olmadı.
O, Rusya Beslan'daki terör hadiselerinde de yine çıkıp bunun İslam'la bağdaştırılamayacağını dünyaya haykıran ilk kişi oldu ve başsağlığı diledi. Ben oradaydım ve olayları yakından gördüm. Orada sadece Müslüman çocukları ölmedi. İşte bunlar çok önemli şeyler. Hakkında oturup uzun uzun konuşulması gereken şeyler. Başta da dediğim gibi, bu sorumluluk Müslümanların üzerine düşüyor. Biz bunu Avrupalılardan ziyade Gülen öğretileriyle hareket eden insanların ağzından duymalıyız. Çünkü bu konunun içeriden bir ses tarafından seslendirilmesi gerekiyor. Biliyor musunuz? Bir seferinde çok bilge bir insana şunu sordum. Bir öğretmeni öğretmen yapan nedir diye. Herkes ne kadar basit bir soru diye gülmüştü. Oysa düşüncelere daldı ve bu zor bir soru dedi. Evet, çok eskiden beri söylenen bir söz vardır. Bir öğretmeni öğrettiğinden değil, yaşantısından tanıyın. İşte bu çok önemli bir kriter. Bunun için yine bu okullara dönmek istiyorum. Gülen öğretileriyle hareket eden bu insanlar, her yerde güzel okul binaları inşa eden insanlar değil. Yaşamadıklarını öğretmiyorlar. Onların hayatları asıl birer okul. Bu yüzden o çocuklar bir başka yetişiyor. Türkiye'nin ve dünyanın yüzünü değiştiren bir nesil oluyorlar. İşte asıl olay budur. 11 Eylül olayları gibi hadiseler bizim ülkemizde de oluyor ve belki de sadece Müslümanları hedef almıyor. Bu mentalitenin dini yok bence. Hristiyanları da hedef alabilir. Dini yok derken dinsiz insanlar da manevi değerlere sahip olabilir. Onu kastetmiyorum. Kastettiğim bu insanlık çerçevesi dışında farklı menfaatleri hedef alan hadiselerdir bunlar. Terörü yapan önce insan olamadıktan sonra Müslüman ya da Hristiyan olması ne fark eder ki? Biz Hitler'in faşizminin Hristiyanlık olduğunu söyleyemeyiz. Ama her Alman askerinin kemerinde Tanrı bizimledir yazmıyor muydu? O hiçbir şeyi haklı kılmaz. Bu insanlar insanlık değerinin dışındaydılar. Gülen'in pozisyonuysa çok net. Her şeyin merkezinde önce insani değerler bulunmakta. Yahudisine kadar herkesi kucaklayan bir tavır. Duruşu o kadar net olan birinin terör hadiselerine karşı değişmeyen bu tavrı da bundandır. Başka hesapları olmaması. Diyalog Avrasya platformu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Biz Diyalog Avrasya'dan Gülen Okulları ile ilgili rehber kitap hazırlamasını istiyoruz. Dünyanın neresinde kaç okul var? Belki bu okullarla ilgili bilgilere ulaşabileceğimiz fotoğraflar, okulun tarihi, mezun sayıları, prensipleri, başarılarının yer aldığı bir kitap gibi. Bu kitap, belki de bu okulların her kültüre nasıl adapte edildiğini ve başarıya insanları nasıl ulaştırabildiğini bir yerde toplayan bir kaynak olabilirdi. Zaten önceki konuşmalarımda bu okulların farkından bahsetmiştim. Ama şunu da eklemek isterim. Bizim Diyalog Avrasya dergisinin genel yayın yönetmeni Boris Klimentev'in çok hoşuma giden sözlerini hatırlatmak istiyorum. Diyalog Avrasya dergisinden önce İzvestiya'nın birçok dergi ve gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı. Şimdiki kadar meşhur olmadığı dönemlerde bu okulları gezmiş ve edindiği kanaat üzerine bir yazı kaleme almış ve şöyle ifade etmişti. Bu okulları birleştiren ortak nokta çocukların mutlu, gülen yüzleridir. Bu okullardaki çocuklar mutlular. Bu basit gibi görünen nadir bir şeydir. Benim öz kızım okula gitmeyi çok istiyordu. Birinci sınıfa başladığında bizde okullar 1 Eylül'de açılır. Ekim ayında ben ona sordum. Nasıl, okulda sıkılıyor musun dedim. Dedi ki 3 Eylül'de sıkılmaya başladım bile. Ama işte bu okullardaysa eğitimi keyifle alıyorlar. Çünkü öğrencilere öyle davranıyorlar ki kendilerine ait bir dünya buluyorlar bu okullarda. Bu mutluluk onların geleceklerine yansıyor. Sonra etraflarına da bu ışığı tutuyorlar. (Gülüyor)
Я вам дам, как говорит господин Каддафи, асимметричный ответ. Size Bulgaristan'daki okullarda gördüğüm bir örneği vermek istiyorum. Oradaki yerel idarecilere sordum. Sizin burada bir Türk okulu var. Türkiye ile Bulgaristan arasında tarihte takdir edersiniz ki çok da dostça gitmeyen ilişkiler yaşandı. Peki bu okullar nasıl takdir görüyorlar dedim. Çok da pratik bir şekilde cevapladılar. Birincisi, bu okullar tamamen Bulgar Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla çalışan okullar. İkincisi, tarih derslerini Bulgar öğretmenler öğretiyor. Üçüncüsü ise, Türk öğretmenler nasyonalist hareketlere, öğrencilerin anti-Bulgar gibi algılanacak ya da Türk milliyetçiliği gibi algılanabilecek tavırlara karşı çok hassas davranıyorlar. Tarih tarihte kalmıştır. Ondan sadece ders çıkartılır. İntikam değil. Beni mazur görün ama evimde masamın üzerinde dedelerimin dedelerinden kalan savaşta Türklere karşı alınmış bir zafer nişanı duruyor. Ama bu benim kendi öz torunumu bir Türk'e gelin yapmama engel olmadı ki. Bosna'daki okullarda da bunun örneklerini görebilirsiniz. Bu çok yüce bir başarı. Kin ve nefreti ekip biçmek her zaman mümkün ve kolay. Tersini yapabilme daha zor. İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. Bizim Almanlarla olan durumumuz. Şimdi bunların hepsini aştık. Sadece bizim için değil, aynı acı birçok ülke için geçerli. Bu yaraları sarma çok vakit aldı, doğru. Ama neden intikam ve kinle yetişsin ki nesiller? Bu okullar bu acıyı burada durdurmaya çalışıyor. Şöyle bir soru sorarlar. Tarih bize bir şeyler öğretir mi, öğretmez mi? Tarih öğretir ama biz ders almasını bilirsek. Bu okullar bu anlamda çok önemli bir rol teşkil ediyorlar. А первый вопрос был о школах. Yurt dışındaki okullarda agresif bir şekilde Türklük, Türkçe ve Atatürk propagandası yapılmadığına şahit oldum. Evet, girdiğinizde okula bir Atatürk portresi sizi karşılar. Ama yanında da bir Mahatma Gandhi vardır. Bu güzel bir üslup. Bir Türkiye resmi varsa birden çok da yerel resimler vardır. Yani bu okullar her neredeyse oranın yerel kültürünü, geleneklerini daha fazla ön plana çıkarıyorlar. Kazağı, Kırgızı, Hindusu fark etmiyor. İşte bunun için o kadar gezip gördüğüm bu okulların hiçbirinde aşırı Türkiye propagandası yapıldığını ve çocukların üzerinde bir baskı oluşturulduğunu görmedim. Evet, bu çocuklar yetişkin olduklarında birer Türkiye düşmanı olmayacaklar. Bu da aslında bir propaganda sonucu değil. Gönülden sevgiyle elde edilmiş bir sonuç. Mesela Hindistan hepimiz biliriz ki danslar ülkesidir. Ama oradaki okullarda bile gördüm ki çocuklar Türk halk oyunları oynuyorlar. Bu kültür etkileşimidir. Propaganda değil. Türkler de oranın kültürünün güzelliklerinden etkileniyorlar. İkincisi de eğitimin eğlenceli hale getirilebilmesi büyük başarı. Böyle olunca daha verimli hale geliyor. Üçüncü olarak da çocukların içinde kabiliyetlerin keşfedilip dışarı yansıtılmasına çok ehemmiyet veriyorlar. Çocukların hepsinin içinde birer cevher vardır. Asıl mesele o cevheri bulup çıkarabilmek. Bu okullar da onu yapıyor. Мы все знаем, что Индия страна танца. Там это